Evet kıymetli dostlar Kadıköy Sokağı'nın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Golva.com'a ve Kayseri Özel Hastanesi'ne selamlarımızı, sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi ileterek başlayalım. Fenerbahçe Beko opsiyon kullandı. Bunu daha önceki videolarda da söyledim. Bir aylığına kadrosuna kattığı Amine Noao'nun sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Fenerbahçe Beko'ya ve oyuncuya başarılar diliyoruz arkadaşlar. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun. Süper Lig'de pasolik zorunluluğu kalktı. Şimdi arkadaşlar Süper Lig'de pasolik iptal edilmedi. Pasolik zorunluluğu kalktı. Şimdi cümleyi iyi anlamak lazım. Kulüpler Birliği Vakfı elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu. Artık pasolik zorunluluğu olmayacak diyor bak. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle anlatayım. Kredi kartınız var X Bankası'nın Sonra siz diyorsunuz ki ya X bankasının da kredi kartından memnun değilim. Rengini beğenmedim, tipini beğenmedim, şunu beğenmedim, bunu beğenmedim. Mesela e, Trabzon'da yaşayan Fenerbahçeli kardeşlerim varsa ben size tavsiye ediyorum. Fenerbahçe kredi kartı çıkartın. Bak istisnasız kredi kartınız illa olacaksa Fenerbahçe logolu bir kart çıkartın. Fenerbahçe logolu kartı gördüler miydi? Yani ikramda sınırsız davranıyorlar. Bu seferlik bizden olsun. Ödeme falan yapıyorlar. Ciddi söylüyorum. Trabzon esnafı çok seviyor Fenerbahçe kartını. Yani bunu mutlaka kullanın. Ben Fenerbahçe kartını uzattınız mı diye şöyle yapıyorlar. Yok bu seferlik bizden olsun. Hayır. Yani elini bile sürmüyorlar karta. O kadar söyleyeyim. Şimdi size kredi kartınız var. X bankasındakini iptal et diyorsunuz. Y bankasıyla devam ediyorsunuz. Şimdi ben şey mi diyorum. Kredi kartı kullanmayacak. Ha bu arada eğer para biriktirmek isteyen varsa. Bir şeyin sahip olmak isteyen varsa. Hocam geçinemiyorum bir türlü ödeyemiyorum diyen varsa. Kredi kartını iptal ettirsin. Nakite dönsün. Banka kartı kredi kartının hemen hemen yaptığı her şeyi yapıyor Oradan para azalınca Göreceksiniz daha da az harcama yapacaksınız benden tavsiye Kulüpler birliğinin yaptığı da bu arkadaşlar yani Ahmet'ten alıp Mehmet'e vermek Bir de şu var arkadaşlar nasıl anlatayım size Burada promosyon işin içine giriyor mesela emekli maaşını X bankadan alıyorlar Y bankadan alıyorlar X bankası diyor ya benden çektin diye sana promosyon diye İş bir de ona dönecek. Beşiktaş elini çabuk tutmuş. Hemen ve hemen Pasolik'ten anlaşma sağlamış. Ve ciddi bir para elde etmiş. Fenerbahçe'ye Galatasaray, Trabzonspor henüz bir firmayla anlaşma sağlayamamış. Yani burası bir gelir kapısı olacak. İşin Türkçesi şu. Her şeyi geçtim. İşin en Türkçesi şu. Yayın havuzundaki gibi, yayın gelirlerindeki gibi arkadaşlar. Yani herkes dişine göre, herkes seyirci sayısına göre para kazanacak diyelim. Şimdi Fenerbahçe'de aslında şampiyonluk müjdesi geldi. Resmen şampiyonluk müjdesi bu. Hem de iki tane birden. Nedir bu? Samsun Spor maçında sakatlanan Fred tedavi sürecinin başarılı geçmesinin ardından 6 Şubat'ta bireysel çalışmalara başladı. Bakın 6 Şubat. Ve oyuncu bugün çekilen MR'ında herhangi bir bulguya rastlanmayınca tamamen iyileştiğim, netleşince artık takımla çalışmalara başladı. Bakın Fred birçok maçta forma giyemedi. Fred'in forma giydiği maçlarda Fenerbahçe ya yani sakatlandığı maç hariç her maçı kazanmış. Çünkü Fred kilit açıcıdır. Fred çilingirdir. Fred Comalocco'dur. Fred rakipler için korkulur rüyadır. Şimdi kötü senaryo da gerçekleşebilirdi arkadaşlar. Yani kötü senaryo gerçekleşti bayağı bir uzun bir şey yapacaktı. 21 maçta oynuyor. 21. maçta sakatlanıyor. Erken çıkıyor. 20 galibiyet bir beraberlik. Fenerbahçe Fred'in olmadığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi almış. E, ateistler ve Galatasaraylılar hariç hiç kimse tesadüfe inanmaz. Tesadüf diye bir şey yoktur. Tevafuktur her şey. Bu da böyle bir şey. Ve bugün arkadaşlar Trendio Süper biliyorsunuz 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. İnşallah o maçı da farklı kazanıp yoluna devam edecek. Ya yani farklı kazanıp derken 2-0 da farklı kazanmaktır arkadaşlar. Sen farklı eden olma demeyin bana. Ben skor tahminini yapmayacağım. Ben yapmayınca kazanıyormuş Fenerbahçe. O yüzden yapmayacağım. Şimdi resmi istediğinde yapılan açıklamada bir aydır takımdan uzak kalan Fred'in antrenmanlara başladığı duyuruldu. Aynı zamanda ikinci müjde Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ile finale kadar yükselen, şanssız bir şekilde elenen Osai Samuel'in takımı. Biliyorsunuz şanssız şekilde o Osai Samuel de takımda çalışmalara başladı. Arkadaşlar ben ikinci müjdeyi şöyle söyleyeyim size. Osai izinli olmasına rağmen iki gündür kulüpte çalışıyordu tek başına. İzinli olmasına rağmen. Yani izinli olmasına rağmen iki gündür tek başına çalışıyor. Bu hırs, bu istek, bu arzu bizi şampiyon yapacak şey bunlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve Fred'e de o sayede ligin kalan bölümünde sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum inşallah. Mert Hakan'la uzatıyor Fenerbahçe. Arkadaşlar şimdi bak. Lise spor maçında Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan şey, asistini yapan Mert Hakan yandaşla ilgili flash gelişmeler. Şimdi ben bir de o golü detaylıca tekrar inceledim biliyor musunuz? Detaylıca tekrar inceledim. Oyuncu çıkarken Mert Hakan'a kaptırıyor. Mert Hakan topu kapıyor, sürüyor, gidiyor Son asist yapıyor. Yani Tarık için az akla gelmedik şeyler konuştular ama o orta sahadan topu çıkaran arkadaş var ya o arkadaşta bir sıkıntı var. Yani bile bile kaptırırcasına kaptırır. O arkadaşa hiç kimse yüklenmiyor. Yani niye yüklenmiyor? Saha zemini kötü, kaygan, sulu, ıslak değil mi? Aynısı niye Tarık için oluyor? O da ayrı bir mesele. Şimdi Mert Hakan Yandaş için iki olay söyleyeceğim. Bir tanesi palavra. Mert Hakan şimdiki parasının dört katını istemiş. Şöyle yapmış böyle yapmış. Başkan Ali Koç o bizim komutanımız demiş. Komutanımız dediği için olacakmış. 29 yaşındaki oyuncu işte 3 artı 1 yıllık sözleşme istiyormuş. Canla başta çalışıyormuş. Şöyle böyle bu palavra. Yani maaş 12 milyon TL. Bak 12 milyon TL yıllık ücret ve 12 milyon TL kazanan Mert Hakan 45 35-40 milyon bandında bir maaş alacak diyor. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Türk futbolcular aşırı fedakar Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de aşılı fedakar Türk futbolcular var. Türk futbolcuların maaşı evet böyle 12'lerde, 15'lerde, 18'lerde ancak maç başı ücretleri var. Türk futbolcuların. Mesela Serdar Aziz yedek kalıyor. Siz diyorsunuz ki, hocam Serdar Aziz de yedek kalıyor. Şöyle sakatlanıyor falan filan. Keyfinden sakatlanmıyor. Onların Belli bir ücret var. Ama benim bildiğim kadarıyla bir tek Serdar Aziz de garanti ücret var. Maç başı başka. 12 milyon TL garanti ücret alan bir futbolcu. Maç başı hani belli bir TL para alan futbolcu. Ya Mert Hakan ideal futbolcudur. Hani ben mükemmel futbolcu demiyorum. Şöyle iyi böyle iyi demiyorum. Hırs yapar. Kaleye ana getirir takım. Bazen aşırı getirir ama Mert Hakan'ın bu 35 40 olay doğru değil arkadaşlar. Mert Hakan sadece şunu diyor. Ben elimden geleni yapayım. Sezon sonu beğenirseniz oturayım ama sezon sonuna kadar isterse Real Madrid'den teklif gelsin oturup konuşmam diyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da benim açımdan sevindirici bir şey. Teşkilat Saray diye bir şey gördüm sosyal medyada. Ne demek istediklerini anlamadım. Biz okuyun siz de anlamaya çalışın. Adana Demirspor, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru, Ankara Gücü, Kazımcan Morutan, Emre Belezoğlu Samsun Spor Okan Talyan Emre Kılınç, Başakşehir Lebed Bois, Göksel Gümüşta, Hatay Spor Halil Devrişoğlu, Konya Spor Aleksandr Çikildao, Kasımpaşa Aytaç Kara Oğulcan, Kayseri spor, hani Karol falan diyor. Ne demek istediğini anlayan varsa yazabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fenerbahçeli yıldız oyuncu için Fenerbahçe yıldız oyuncu için Galatasaray'la yarışta. Hangi yıldız oyuncu için? Şampiyonluk mücadelesi veren iki kulübün arasında inanılmaz bir pazarlık yaşanıyor. Sözleşmesi sona eriyor. Rafa Silva. Ha. Portekiz'de Rafa Silva ile iki takımla ilgileniyor. 10 numara dışında sağ kanat sol kanat oynayabilen Silva'nın Haziran ayında sözleşmesi sona erecek. Birçok Avrupa kulübü ilgileniyor. İmza parası verilecek bonservisi elinde. Bu sezon Benfica formasıyla 36 resmi maça çıktı. 14 kulun 2 asistlik katkı sağladı demiş. Şimdi bildiğimiz Rafa Silva ise gözün kapalı alırsın. O ayrı mesele. Yaşı arkadaşlar yaşı 34 değil 30. Ya bana 34 deseniz ben yutarım. Çünkü yılların oyuncusu derim 17 Mayıs doğumlu. 17 Mayıs, Mayıs 1993 doğumlu. 1.72 boyunda forvet arkası isim. 18 milyon euro piyasa değeri var. Portekiz milli takımının 25 kez maça, maçına çıkmış. Hiç gol atamamış. En enteresan olay bu. Bu sezon şaha kalkmış. Yani gerçekten şaha kalkmış bu sezon. Bu arada bunlar evinde bir Azerbaycan takımına 4-2 kaybettiler herhalde. Öyle bir şey duydum ama bilmiyorum ne kadar doğru. Oyuncu 37 maça çıkmış. 3108 dakika. Bakın 2700 dakika 30 maç. Ee, aşağı yukarı 35 maça falan tekabül ediyor. Yani maçların da her hepsini tamamında oynamış. 37 maç, 15 gol, 13 asist. Yani 28 gol katkısı. Onunu Portekiz Ligi'nde yapmış. 10 gol, 10 asist. Double double yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 2 golü var. Allianz Cup'ta 3 maçta 1 asist. Portekiz Kupası'nda 4 maçta 3 gol, 1 asist. Süper Kupa'da 1 maçta 1 asist. Avrupa Ligi'nde 90 dakikada bir şey yapamamış sözleşmesi bitecek diyor. Ben şunu söyleyeyim. Becerebilip alabilirsek 10 numarada kanatlar dönüyor oynuyor. Yani Şimanski'yi 40'a satacağımızı düşünürsek becerip Rafa Silva'yı alabilirsek arkadaşlar tarihi bir transfer yapmış oluruz. Tarihi. Böyle asırlara yayılan bir transfer yapmış oluruz. Ben şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'nin de mantıkın yapması gereken bu. Mantık olarak aklen, zekâen yapması gereken bu arkadaşlar. Böyle transferler. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü için karar diyor bir diğer haberimizde. Şimdi kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün bon servisini almak için harekete geçti falan diyor. Arkadaşlar bu haberleri bol bol duyacağız. Şimdi 27 yaşındaki oyuncu için bana bir şey söylenmişti. 5 milyon euroya bon servis ücreti alınabilir diye. Ben o gün üyelere şunu söyledim. Arkadaşlar bakın beni seversiniz sevmezsiniz. Ben onu bilmem. Yani Sevilecek bir insanımdır, değilimdir. O sizin takdiriniz. Ama kurban olayım dedim. Dua edin. Bu doğru olsun. Arkadaşlar benim duyduğum şuydu. 2 artı 1 kiralama. Şampiyonluk halinde 1 milyon euro daha verilecek. Artı 5 opsiyon. Satın alma opsiyonu. Yani totalde 8 milyon euroluk bir fiyata geldiği şeklindeydim. şeklindeydi. Şimdi e, özellikle Rize maçını ondan önceki Antalya deplasmanı düşünürsek. Deplasmanlarda Çağlar Söyücü 8 eder. 18'de eder. Satacak olsan 28'de eder. Lafım yok. İnşallah benim o duyumum doğru çıkar. İnşallah. Tek duyumum doğru çıksın biz kullanmayalım opsiyonu. O ayrı mesele. Çocukluğundan beri desteklediği Fenerbahçe'ye katılabilmek için birçok fedakarlık yaptı. Yabancı kuralı değişecek ve Fenerbahçe kadrosunda tutmak istiyor 27 yaşındaki milli oyuncu. Bakın arkadaşlar 4 maça çıktı geldikten beri. Skor katkısı sağlayamadı ama hiç mühim değil. Farkında mısınız tehlikenin bilmiyorum. Bence tehlikenin farkına varın. 12 yabancı 14 Türk. Bak 12 yabancı 14 Türk. Emir Ortakaya izlediniz mi? İzlediyseniz beğenmişsinizdir. Yani Emir Ortakaya'nın bir maçını izleseniz beğenirsiniz. Çağlar Söyüncü'ye yedeklik yapar mı? Çok da güzel yapar. Müthiş. Arkadaşlar kulağıma bir haber çalındı. Bilmiyorum ne kadar doğru ama. Fenerbahçe Bonucci için Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takımla anlaşmak üzere ve bon servisiyle satmak üzere diye bir haber duydum. Şimdi çok düşünüyorum. Gerçekten çok düşünüyorum bak. Çağlar, Emir Ortakaya. Süper. Omar Fayet de var. Omar Fayet de gelişimini sürdürüyor. İyi hocam Bonucci, Bonucci giderse Amerika'ya giderse. Arkadaş ben şunu söyleyeyim. Mayıs ayında Bonucci'yi Amerika'ya 2 milyon euroya, 3 milyon euroya, 1 milyon euroya, 500 bin euroya, 750 bin euro. Ben bir şey de belirteyim. Yanlış anlaşılmayayım. Bekao oynasa sezon sonuna kadar aldığımız paranın şöyle 2, 3, 5, 6 üstüne satabilsek deli para olur. Ama şu konjektürde Bekao 1, Cicu 2, Bonucci 3, Çağlar'ına uzatırsan 4, Emir Ortakaya gelecek 5, Omar Fayet gelecek 6. Hadi Omar Fayet'e kiralık ver çık. 5. Serdar Aziz var. Samet Akaydın var. Ruan Perez var. Çıkman gereken. Fenerbahçe'yi zorlu bir süreç bekliyor. O yüzden diyorum transfer duyumları için olmanız gereken kanal Kadıköy Sokak kanalı. Kadıköy Sokak'ta kalın. Haberlerden haberdar olun. Ama e, bu 13 konusunda da söylediğimin arkasındayım. İsmail Kartal'dan kurun hiç kararı. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda ben yaklaşık 40 yaşında bir insan olarak söylüyorum. Hayatımda gördüğüm en sığır insanlar inatçı insanlardır. Neyde inat edenler? Hatada inat eden insanlar. Hatada inat eden insanlar genellikle sığır olur. Nasıl olur? Kırmızı ışıkta geçer. Ceza yemez. Dersin ki arkadaşım bak kırmızı ışıkta geçiyorsun. Ceza yersin. Etme eyleme. Trafiği tehlikeye atıyorsun. Karşıdan biri geliyor. Ona çarparsın. Olmadı o sana çarpar. Günaha giriyorsun. Yazık dinlemez sığır çünkü dinlemez iki yapar üç yapar dördüncüsünde ne bileyim trafik cezası yer ya da ne bileyim kazaya sebebiyet verir başına iş alır sonra sana gelir der ki ya arkadaşlar her zaman geçiyordum kırmızıda bir şey olmuyordu bu sefer neyi oldu senin nazarın değdi. Der bunu çünkü sığırdır yapar bunu yapmaz değil ulan arkadaş aynı şekilde mesela şimdi Fenerbahçe maçını izliyoruz meşhur bir Konya Spor maçı var Fenerbahçe'nin Konya deplasmanında yenik durumda 1-0 Dedim ki Konya Spor 10 kişi kalsa. De, düzeltiyorum 9 kişi kalsa dedim. Fenerbahçe'nin bitirebileceği en iyi skor 1-0 yenik durumda bitirmek dedim. Konya 9 kişi kaldı ikinci yarı. 1-0 bitti maç. Maçın sonunda aynı bu sığır arkadaşlardan bazıları çıktı. Ne dedi biliyor musun? Şom ağzını açtın senin yüzünden yenildi. Lan tövbe estağfurullah. Allah'ın kaza kader diye bir şeyi var biliyor musunuz? Ya bir hüküm var. Kad kaza kader diye. Mesela kader nedir? Önceden olacakları bilinip deftere işlenmesi. Hani 150 km hızdan giden araba ileride de duvar var. Ben diyorum ki bak çarpacak diyorum gidiyor çarpıyor. Sonra sen diyorsun ki senin ya senin yüzünden oldu. Hayır bu bilinip yazılması. Cenab-ı Allah'ın o zaman sen Cenab-ı Allah'a da şu mazlup ithaf ediyorsun. Sen yazdın senin yüzünden oldu. Tövbe tavrullah. Neyse bunları çok kafaya takmayalım. İsmail Kartal. Çok özür diliyorum yani yanlış anlaşılmasın. İsmail Kartal bir çizgideydi. Az önce bahsettiğim gibi mi? Yoksa kendine çeki düzen veren çizgide mi? Kendine çeki düzen verdi. Kur'un için ben aldırdım. Dört aydır ısrar ettim. Alınacak dedim. İlla alınacak dedim. Aldırdım. Oynatırım sürekli. Diye. Eğer oynatırım sürekli derse kurun içi kaybeder. Bir, Fenerbahçe'yi kaybeder. iki kendini kaybeder. Üç. Fenerbahçe'yi kaybetmek çok kolaydır. Fenerbahçe'yi kimler kimler kaybetmedi ki? Biz neler gördük? Neler gördük? Neleri yaşadık? Yani neleri yaşadık. Bu arada sevgili Yusuf abimiz buradan selamlar olsun. O kulak burun boğazla ilgili bir şey sordu. Hüma Hastanesi'nde kulak burun boğaz servisi de var arkadaşlar. Ve Kayseri çapında belki de Türkiye çapında çok meşhur bir hocamız var. Murat hocamız var. Tavsiye ederim. Çok şeker bir insan tanışma fırsatı da bulduk. Eşimi de götürdüm ben. Hem eli hızlı hem işin, işinin ehli. Diğer doktorlar da var. Sevgili Adem hocamız var. Çocuk doktoru Adem hocama da buradan selamlar olsun. Hani e, Üme Hastanesi öyle sadece kadın doğum hastanesi değil arkadaşlar bildiğiniz hastane. Ve yakında çok daha büyük bir hastane olacak. Ve adım soyadım kadar eminim bu kanalın birçok takipçisi belki yurt dışındaki takipçiler bile Üme Hastanesi'ne gelecek. E, aklıma gelmişken söyleyeyim dedim arkadaşlar. Kayseri Sağlık Turizm'inde sek sağlık sektöründe muhteşem bir şehir haberiniz olsun. dediğim anladınız mı anladınız. İsmail Kartal ne yaptı? Kurniç. Kurniç ısrarından döndü. Eğer İsmail Kartal iç ısrarından Rize'de dönmeseydi biz şu anda belki Zeki Murat Göle yönetiminde antrenmanımızı yapıyor olurduk. Şaka yapmıyorum. Hocam bir maçtan Allah'ın seversen teknik direktör kovulur mu? Bir maçta değil. Sen ışığa bakarsın. Arkadaşlar bir tünele girdiniz arabayla. Böyle tepede ışıklar tık 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 sırayla. Işık bir yerden sonra duruyor. Şöyle baktınız arabayla ne yaparsınız? Hızınızı yavaşlatırsınız. Ne oluyor lan burada dersiniz. Hatta uzunları falan yakarsınız. Acaba ön gözüküyor mu? Duvara mı toslayacağız? Burada dönüş mü var dersin. Kontrol edersin. İsmail e Kartal Bodostam'a gidiyordu işte. Takım kötü gidiyor. Kurunic kötü. Ya kurun iş takımı 6 numarada kötü etkiliyor. Şunu söyleyeyim. Hani Allah Fred'e sakatlık falan vermesin. Allah İsmail'e de sakatlık vermesin. Şimanski'ye de vermesin. Bak. Şimdi yarın bir gün ben eminim Şimanski son sarısını yedi miydi? Dördüncü sarı. Çok merak ediyorum. İsmail e, Fred Kurniç mi oynayacak? İsmail Fred Kurniç oynarsa Kurniç'i çok beğenirsiniz. Hayran kalırsınız. Hocam Şimanski'yi keselim dersiniz. İsmail ya Kurniç'i Fred'in yerine oynatsaydı yine beğenirdiniz. Ama inat etti İsmail'in yerinde oynattı. Ha belki zorunluluktan. Belki dedi ki Kurniç tam Liga adapte değil. İşte buradan biz atak yeriz falan. Ben bilemem onu. Ama hatadan döndü. Ligde 26 karşılaşma. Sonunda 67 puanla Fenerbahçe ikinci sırada. Ve kurun hiç kulübeye dönecek gibi de duruyor. Dönmesi de zaten daha doğru olacak. Yani sebebi de şu. Ya arkadaş. Şimdi Radek Kurun içi Fenerbahçe aldı. Aldığı ücret çok yüksek bir ücret değil. Sezonun başında gelseydi Kurun hiç ona göre bir planlama yapılır. Ona göre bir sistem yapılır. Ona göre bazı değişiklikler yapılabilirdi. Ancak yani sezonun e, ortasında geldiği için işte orası kırılma noktası oluyor. Muhtemelen ve muhtemelen orta saha Fred, İsmail Yüksek ve Şimanski'den oluşacak gibi bir görüntü var Kasımpaşa maçında. Ne olursa olsun orta sahayı kimden oluşturursa oluştursun. İster Fred, Şimanski, ister Mert Hakan, hiç fark etmez. Fenerbahçe sahaya çıkacak, oynayacak, kazanacak, liderliği alacak, bir daha da bırakmayacak. Olay bu kadar basit. Yani kalan bütün maçları kazandığımız zaman matematiksel olarak yine şampiyonuz. Anlatabiliyor muyum? Diyelim biz kazandık. Galatasaray Antalya Spor'a kaybetti. İnşallah. Fenerbahçe Galatasaray maçından beraberlikten ayrılıp diğer bütün maçları kazansa yine şampiyon oluyor. Bakın senaryo, filmin senaryosu sadece Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a da bağlı bir senaryo. Ancak Fenerbahçe kendi bileğini kendi kesebilir. İsmail, Fred, Şimanski orta üçlüsüyle Fenerbahçe maç kaybetmedi. Hepsini kazandı. Bir tek e, son Samsun Spor maçıydı. Samsun Spor maçı da çok ciddi bir yol kazasıydı. Yol hatasıydı. Ve e, o maçın özelinde bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe aslında o maçı da kazanırdı da gerek şanssızlıklar gerek başka bir şey olmadı yani. Beceremedik. Ama becerilmez diye bir şey yok. Uzun lafın kısası sevgili dostlar. Fenerbahçe resmen şampiyonluk müjdesi olarak iki tane müjde geldi. Fred ve Osayi. Artı İsmail Kartal'ın Rize maçındaki kafanın dank etmesi, B planı, C planı olayı katmerli oldu Fenerbahçe üstüne. Şimdi bize gereken şey Galatasaray'ın puan kaybetmesi, Fenerbahçe'nin arka arkaya maçlar kazanması. Eğer bu dediğim olay da olursa siz izleyin kanalın yükselişini, Fenerbahçe'nin yükselişini. Çünkü Fenerbahçe yükseldikçe kanal yükseliyor. Kanal yükseldikçe Fenerbahçe yükseliyor. Yani bu kanaldaki videoların izlenme sayısının artması Fenerbahçe'ye bağlı. Fenerbahçe'nin yükselmesi de bu kanaldaki videoların izlenme sayısına bağlı. Ben size şunu söyleyeyim. Gelin sezon bitene kadar Fenerbahçeliğimizi gösterelim. 100 günün altında bir gün kaldı şampiyonla. Ya birleşip 100 gün sonunda kutlamalar yapacağız ya da 100 gün boyunca sizler yaşlı ee, bunak böyle gelinle eziyet çektiren kaynana moduna gireceksiniz. Ben de size kapak üstüne kapak takacağım. Ya da hep birlikte bir olacağız. Fenerbahçe'mizin başarısı için hem dua edeceğiz hem izleyeceğiz hem takip edeceğiz. Karar sizin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan bir yerden abone olup 69.400 olmaya yardımcı olabilirsiniz. Bir de videomuza beğeni ve artı yorum yaparsanız da kanalımıza destek olursunuz. Görüşmek üzere.